Merhaba, ben Edip. Medya yoluyla devletlerin, iktidarların halkı nasıl kandırdığını, nasıl işlettiğini, nasıl sömürdüğünü, nasıl aptallaştırdığını defalarca, binlerce defa tanık olabilirsiniz. Bu kandırmaca tabii ki halk ne kadar aptallaştırılmışsa, dini ve milli hormonlar, bunlar iki hormon, halkı aptallaştırır, zeka düzeyini indirir. Yani bazı semboller böyle sallanınca, mesela mushaf sallanınca bakarsan o insanlar aptallaşır. Düşünemez, kritik düşünemez. Bayraklar sallanınca aynı şekilde, aynı aptallık etkisi. Yani IQ'leri o zaman ölsen, o konularla ilgili sorular sorsan bakarsan o insanlar zeka düzeyleri yani 70'in altına falan düşüyor. Şimdi bir tane bir paylaşımda bulunayım. Şu az önce Yeni Şafak bunu paylaştı. Tabii bundan daha önce de paylaşımları bu tür böyle milli, tabii arkada din sosu da var bunların. Şimdi diyor ki, Türkiye'nin gururu İsrail'i delirtti. İsrail'den bittik itirafı. Wow, müthiş. Daha önce havaalanıyla Almanya'yı bitirmiştik. Bir tıklıyorum buraya, bakayım nasıl bitirmişiz İsrail'i. Bir tane tankla bitirmişiz. Türkiye şu tankı üretiyormuş ve İsrail artık tankları satılmıyormuş ve İsrail müthiş zor durumdaymış. İsrail büyük kayba uğradı. Ondan sonra bakıyoruz, nereden çıkıyor bu delil ne? Kim bunu söylemiş? İsrail kimmiş? Kim bu? Ari. Yaşar'ın vurgana Ari imzalı makalede. Ari Egozi. Görüyor musunuz? Şunu şöyle size şey diyeyim, göstereyim. Okuyacaksınız. Çok fazla değil. Bu haberin palavra olduğunu öğrenmem için inan ki bir dakikadan az vaktimi aldı. Sanıyorum 35 saniye, 40 saniye. Çok basit. Hemen bakıyorum. Hızlı bir şekilde ben çok hızlı okurum, çok hızlı yazarım. Ari Egozi. Bunu böyle yap. Hatta buraya sağa tıkladığın vakit burada search Google var. Boom. Ari Egozi. Ari Egozi kimdir? En iyisi acaba bu Twitter ona mı ait? Bir bakıyoruz Twitter. Zaten adamın ismi sadece 13 bin kez geçiyor. Öyle çok büyük bir rakam değil. Benim ismim 600 bin kere geçiyor mesela. Benden alıntı yapacak. Diyelim ki Amerikalı birisiyim. Amerika adına bir şey yazıyorum. Benden alıntı yapıyor. 600 bin kişi. Bu 13 bin kişi gösteriyor. Belki de başkalarının da isimleri de vardır. Ama benimki Edip Yüksel, fazla Edip Yüksel yok. Ari Agizi diyelim ki, hepsi onun hakkında. Şimdi tabii bir kısmı da Yeni Şafak falandır. Şimdi bakıyoruz. Şeye bakıyoruz. Twitter'a bakıyoruz. Burada Twitter hesabı var bu adamın. Ari Egozi, terör falan diyorum, ha politik bir adam ve isminin altına bakıyoruz. Hakikaten 2013 yılında çıkmış, açmış yani 2-3 yıllık bir şey. İsrailli Defense, hem de Yahudice falan yazıyor. Bu adam, bu adamdan alıntı yapıyor, military ile ilgileniyor ve bu adamın kaç izleyicisi var 2 yıl içerisinde, onu da görelim. 47 tane izleyicisi var. Ben de olayım, 48 olsun gariban. Şimdi inanılmaz bir şey. Adam 140 kişi izliyor, 48 kişi izliyor. Böylesine birisini İsrail itiraf etti diyor. Şimdi bu adam gariban bir adamdı. Kim bilir, bir küçücük bir odada yaşayan depresyonda bir adam. Buna şöyle birkaç yüz dolar verin, bu adam böyle bir şey yazar. İsrail'de yok mu böyle yazar? Şimdi bunlara bakıyoruz. Ondan sonra başka neye bakıyorum? Şöyle araştırma yapıyorum. Tanks in modern warfare. Oh, zaten başkaları da araştırmış. Hemen şey diyoruz. Modern savaşta tanklar. Bak onu yazarken size göstermedim. Görmeniz lazım. Hızlı yazmayı öğrenmeniz lazım. İnterneti hangi kelimelerle araştırmayı öğrenmeniz lazım. Ona bakıyorum.
What is the role of tanks in warfare? Ben sadece bir siteye güvenmiyorum. Siteleri farklı sitelerle karşılaştırıyorum ama onu çok hızlı yapıyorum. Hani bir cowboy var ya, eski cowboylar silahı çok hızlı çekerlerdi. Ben de Arizona'da interneti çok hızlı çekiyorum, Allah'ım da olsun. Hazreti Google'la çok iyi tanışıyorum. Şimdi, what is the role of tanks in warfare? Modern warfare, modern savaşta tankların rolü. Hala varmış düzlük yerlerde falan filan. Aslında helikopterler, böyle çok büyük yük kaldıran helikopterler işini bitirdi tankların. Antitanklarla rahatlıkla bunlar öldürülüyor. Hatta yola döşenen şeylerle de Irak'ta gördük ne hale geldiklerini. Şimdi biz size bir grafik göstereceğim. Burada mıydı? Hah, bu çok güzel. Ve bu başka yerlerden de bakabilirsiniz. Bu şeyden alınmış. International Institute for Strategic Studies. Stratejik araştırmalar için uluslararası institute. Şimdi buradaki tankların sayısına bakın, bir şey derim. Bir kere bunların çoğu fosil tanklardır. Eskiden kalmış tanklar. Çin'in 7450 tankı var. Kime yarıyor? Çin'in kendi nüfusuna karşı kullanacağı tanklardır bunlar. North Korea, Kuzey Kore. Yani düşünün ki bu konuda North Kore Amerika'yı geçmiş. 3500 tank, Rusya 3300, Hindistan 3250 tank, Suriye 3000 tankla Amerika'nın önünde. Amerika 2850, inanın ki bunların çoğu eşantiyondan eski tanklardır. Sadece tank satmak için bunları elinde bulunduruyor. Yoksa tankman kalktı artık. Siz 18. yüzyılın inşaatlarını dikmekle ilerlediğini zannediyorsunuz ya. Aynı şekilde geçen yüzyılın 2. Can Savaşı'nın bile değil 1. Can Savaşı'nın şeyleri, işte savaş aracı olan tank üretmeyi, ki eski modasını üretmeyi marifet zannediyorsun. Size öyle satıyorlar bunu. İsrail bitti. İsrail'i yendik. Ya İsrail'in umurunda mı? İsrail Amerika'yız ama yine bak, South Korea, Türkiye falan. Türkiye burada listede. Amerika ile neredeyse aynı. 2500. 2850. Amerika Türkiye'yi kaç basar biliyor musunuz? Askeri alanda. Amerika'nın askeri şeylerini, uçaklarını bir hesaplayınız. Uçak gemilerini falan şeyin, nükleer gücünü şeyin, bir de tanklara bakın. Ya İsrail seninle tankla mı savaşacak? Bu tankları Kürtlere karşı kullanacaksınız. Bak burada bir şey verin. Yani mesele o. Kürtlere, Türklere karşı kullanacaksın. Devlet vatandaşına karşı kullanacak. Bak buraya giriyoruz. Tank diye yazıyorum. Hah. Bak burada bir tank. Okuyun isterseniz. Bir tank okuyunuz. Bakayım başka ne görüyoruz? Bir tank da burada. Kimlere karşı kullanılıyor? Bir de tank burada. Değil mi? İsrail, şeyde, Çin'de de güzel bir tank vardı. Bir vatandaş önünde duruyor. Burada tank var mı? Yok. Aynı şeyler mi gördüm? Hah, bu bizim bir tankımız. La 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 la, İsrail'i böyle bitiriyoruz. Bu da bizim şanlı tankımız. Evet, İsrail'in tankı. Bu bir Kürt ve Filistin, artık karıştırdık. Benziyorlar birbirlerine çok. Bu haber. Atılgan, arma, kobra, ejder, zıpkın. Çağ dışı şeyler işte. NATO artığından kurtuluyoruz. Bu silahları Türk firmaları üretiyor. Niye biliyor musun? Çünkü artık Amerika bunları üretmekten vazgeçti. Artıkları size veriyor. Artıkları siz üretin diyor. Kendi halkınıza karşı iyi kullanırsınız. Ya Allah aşkına ya. Türkiye yatırımı nereye yapıyor? İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir rezalet. Okey. Şimdi bunu bırakıyoruz.
Ben size başka bir şey daha göstereyim. Burada bugün paylaşacağım. Daha önce bunu yazmıştık. Şu sol tarafa bakın. Bu böyle paylaşacağım. Biraz rengarenk. Bu Ari Egozi de burada. Bak. Hala helikopter yalanları uçuyor ortalıkta. Yalanlardan biri aynı gün işaret etmişti. Sabahta bir haber. Şimdi ona gidiyoruz. Sabah. Türk helikopteri Azeri ordusunda diye bir başlık. Heyecanlanmıştım. Wow, nihayet Türkiye helikopter yaptı. Tank değil, helikopter iyi, çağdaş falan filan. Ondan sonra bir Tayi milli helikopter Atatay Uluslararası başarı kazandı. Bir bakıyorum, inceliyorum, bakıyorum bu İtalyan helikopteri. Yani buluş muluş en önemli parçaları Türk malı falan değil. Türkiye'de asembli ediliyor. Niye öyle yapılıyor? Çünkü Türkiye yoluyla güya işte Orta Doğu'ya Azerbaycan'a satacak İtalyanlar. Zekaya bak. Ama Türkiye'nin işine geliyor. Milli propaganda yapacak ya. Tankla uçakla biz yapıyoruz işte. Uçtuk, dünya lideri olduk. Yere beton koyuyoruz. Ne kadar çok beton koyuyorsak o kadar büyük havaalanı. Büyük havaalanınca dünyanın en büyük ülkesi oluyoruz. Almanya'yı yeniyoruz. Şimdi buna bakıyorum, bunun verdiği şeye bakıyorum. Aynı gün Azerbaycan yalanlıyor bunu. Azerbaycan 60 tane adet tank diyor. Nereye gitti? Ha. Azerbaycan'a gidiyoruz. Tay Company ne diyor? Tay Company refutes. Yalanladı diyor. Refutes reports that Azerbaijan ordered 60 T-129 attack helicopters from Turkey. Aynı gün yalanladılar. Ya bir gün bile geçmedi. Adam yani bak 4 Şubat 2013. Bu ne zaman? 4 Şubat 2013 Sabah gazetesinde 4 Şubat 2013 aynı gün hemen yalanlıyor Tay Company. TAI Company. Nasıl kandırıldığınızı görebiliyor musunuz? Nerede, hangi ülkede milli ve dirinin hormonlar gıdıklanıyorsa orada hırsızlık var, orada sahtekarlık var, orada yolsuzluk var, orada zulüm var. Ve bunlar zamanla daha da diktatörleşirler. Türkiye'de şu anda iyi günleriniz. Allah sizi ıslah etsin ama bu uyduruk ekonomi var ya, şu anda böyle birdenbire böyle bir şey var zannediyorsunuz. Hep borç. Kredi kartları borçlarınız makslandı. Şirketler borç içerisinde. Türkiye'nin ürettiği bir marka da yok. Dünyanın 100 markasına bakınız. Dünya markasına. 100 tanesi içinde bir tane Türkiye markası yok. Ne yapıyorsunuz? Sizi böyle betonlar dökerek, ya ortada bahçe bile bırakmadılar, park bile bırakmadılar çocukların nefes alabileceği yer. Hep ihalelerle, mihalelerle, hep para kazanma, çok kısa süreli. Ve ondan sonra ne oldu? İşte Katar'dan, Suudi Arabistan'dan para aldı Türkiye. Bu paralarla Suriye burnu soktu, IŞİD'i ithal ettiniz. Zekaya bak. Zekaya bak. Ve bunlar da bitecek yarın. E ne oldu? Piramit çökecek. Ama başkasını suçlayacaksınız. Allah ıslah etsin. Allah ıslah etsin.